Selam millet, Dead Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Mezozoik oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi T-Rex'imiz burada takılmış, içiyor da içiyor suyu. İçiyor da içiyor hayvan. Hayvan doyamadı suya. Orada devamlı suyunu içe dursun. Biz şuradaki devasa yaratıklarımızın olduğu yere gidelim. Devasa yaratıklarımızda ana tombullara bak sen ya. Yere oturmuşlar. Tombula bak sen, yere oturmuş. Yalnız o tombul oradan kafasını uzatsa insanlara yetişebilir ha. Kafayı uzattığı gibi insanların yanında. Tombalak oturmuşsunuz orada öyle ama ben size güvenemedim şimdi. Bir saniye, orada bir şeyler mi var? Ha, burada bir şeyler yok. Burası normal. Yol. Etraf insan kaynıyor artık ya. Ama bu insanların üçer üçer gezmesini anlamıyorum. Niye koşuyorsunuz abi siz? Sizi bu kadar panik yaptıracak ne gördünüz? Neden koştuğunu sorabilir miyim çocuklar? Neden breakdance yapıyorsunuz peki? Hadi koşmanızı anladım. Bütün herkes mi koşuyor? Vallahi bütün herkes koşuyor. Dinozorlarımız da huşu içinde uyuyorlar ya. Hiçbir yerinden kımıldamıyor. Yalnız onların boyları biraz bu kafeslere göre büyük ha. Siz aradan kafayı uzatsalar kaparlar. Parkımızda bir terslik yok değil mi? Şöyle bir gezip bakalım, devam edelim bakmaya. Bir terslik yok ama herkes koşuyor ilginç bir şekilde. Koşma modunda geziyorlar bugün. Bugün ziyaretçilerimiz jogging yaparak geziyorlar parkı. Güzel. Bundan hoşlandım. Bundan hoşlandım ben. Koşarak gezsinler abi. Koşarak gezsinler, hızlı hızlı para kazandırsınlar bana. Şuna bak, buradan bile koşarak giriyorlar. Allah Allah. Nedir abi bu? Bakayım siz. Şurada bir çizgi var galiba. Orayı geçenler koşmaya başlıyor. Geri mi gidemiyor yoksa bu insanlar? Oradan girmeleri yasak mı? Çok ilginç. Çıkış için ayrı bir yer mi yapmam lazım çocuklar size? Şöyle bir bakayım. Binalardan bir bakayım. Visitor Entrance var. Cinerex var. Hamburger Kiosk var. Arch Gate var. Büyük kapı. Ondan sonra başka ne vermem lazım ki size? Şu garip bina yapılar var. Şekiller var. Aha, duvara pizza resmi mi koymadım? Ona mı kızdınız? Alın kenara bir parça pizza bırakayım size. Endüstriyel kapı, double door. Babacım, double door'u yere mi bırakıyorsun? Dinozor yasını falan hep böyle yere mi bırakırsın sen genelde? Neyse, hayırlara vesile olsun. House 6 by 6. Bu bir ev mi? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Minecraft'ta ben bunun çok daha güzelini yaparım ha. Sen buna ev diyorsan eğer. Ha bak, bu güzel olmuş. Eğimli, bunu sevdim. O zaman şuradan geri kalan şeyleri bir kontrol edeyim yapabileceğimiz. Straight. Wired fence. Wired fence de herhalde bu yolların falan yanına çekmek için. Bunlar dinozor tutmak için değildir herhalde. Bir yerden çığlıklar geliyor. Dinozor çığlığı. Böyle ilginç bir şey oldu ama neyse, bu benim hoşuma gitti ya. Parka resmen hareket kattı. Alın, buraya da bir tane kişilik yatak koyuyorum. Hatta iki tane. Bu da açık hava yatağı. Bu iyiliği de kimseye yapmam. Hatta şurada bir tane konteyner bırakayım ki gerilim olsun. İçinde ne var acaba diye. Konteynerin hemen yanında lamba. Efendim, güvenlik kamerası yok demesinler. Yalnız bunları her zaman yere bıraktırması ne kadar güzel değil mi? Sadece yere bırakabiliyorum bunları. İlginç. Pterodon iskeleti. Bu da güzelmiş. Ha bak. Şimdi konuşuyoruz işte. Mesela yolları böyle yapabilirdik. Çok da hoş olurdu. Yolların üstünü böyle kapatmak.
Şöyle bir tane anons şeyi bırakırdık buraya. Yalnız burası güzel oldu mesela. Doldu gerçekten. Mesela böyle bir tuvalet tercih meselesi. İnsanların içinde yapacağım diyen olursa. Şurada bir uyarı tabelası koyalım yanına. Şurayı da yolunuzu kaybetmeyin diye seven panoları bırakayım şöyle. İşte şuradan buraya, oradan oraya ulaşırsınız diye. Bitti, bu kadar. Housing bu kadar arkadaşım. Housing bu kadar. Şimdi şunu bir kapatıyorum. Şuradan bir seçerek bakalım işler yapabilecek miyiz ona. Mesela şu. Öyle seçemedim. Şöyle seçeyim. Peki. Zemin dans ediyor. Bir sağa bir sola diye dans ediyor zemin. Ha. Peki ben bunu yuvarlak olarak hareket ettiremiyor muyum? Ettiriyorum. Evet, şöyle yapabiliyorum. Tamam. Bu biraz daha anlamlı oldu. Güvenlik kamerasını nereye koymuştum ben? Yere, değil mi? O zaman güvenlik kamerasını şöyle yukarı. Şöyle yukarı diyorum sana. Yukarı çocuğum, yukarı. Sonra yana. Demek ki bunların hepsini kendimiz ayarlamamız lazım şöyle. Biraz da yana. Biraz da böyle. Sonra havada durmayacağına göre bu kamera. Ki havada durmuyor aslında şu anda. Tam da yerinde duruyor ha. Hatta tam yerinde bile değil. Şu anda tam yerinde duruyor. Evet, şu anda güvenlik kamerası konuşlanmış vaziyette. Ama bu yapabilmemiz için daha oyunun bayağı gelişmesi lazım ya. Daha bayağı gelişme sağlaması lazım oyunun. Fenslerin şu anda kapısı yok mesela. Gördüğüm kadarıyla bir kapı yapamıyorum onlara. Metal fence var bildiğiniz. Kapı diye bir şey yok. Bu durumda diyoruz ki bu işler bizi aşar. Şuradan. Park ama ağzına kadar adam doldu daha bu arada. Koşa koşa parkı geziyorlar. Bu durum bizi aşar deyip şöyle küçük bir yerde. Küçük bir yerde ama insanların da popülasyonuna yakın bir yerde. Ha, şurası olur mesela. Ufak bir sosyal deney gerçekleştireceğiz. Okey, tamam böyle olsun. Şöyle gel, böyle gel. Ha. Evet. Şimdi bunu bıraktım. Bırak çocuğu. Neden seçmediğini sorabilir miyim? Bilemiyorum neden seçmediğini. Ama şuradan bir tane hatcher'ı bırakacağım oraya. Blueprintlerden Green hatcher'ı. Tamam. Sonra hatcher'ların içinden diyeceğim. Burası değil mi? Green hatcher'ı. Evet. Oradan bir yumurtlatalım. Ne yumurtlatalım biliyor musunuz kardeşlerim? Oradan. Yana yana yana. Hayır, bunların hiçbiri değil. Bunların hiçbiri değil. Parasor değil. Sen de değilsin. İşte. Velociraptor. Aa, Velociraptor'ların şekilleri görünmüyor. Bir saniye. Ben buna dayanamam. Ben buna katlanamam. Yalnız oyun biraz kasmaya başladı artık. Bu kadar insan, bu kadar dinozor.
ve her şey yan yana. Bir dünyaya gidelim. Velhasıllarımız için biraz keşif yapalım. Ondan sonra onları bırakırız. Neymiş bu? Carnivostatrico bir şeyler diyor. Bu değil. Bu bizim istediğimiz değil. Hayır. Bu da değil. Bu da. Nerede benim Velasilim? İşte burada. Black Market. Legendary. Rustic Blue. Buradaydı değil mi? Black Market. Legendary. Spitfire. Rare. Fireberry. Uncommon. Countryside. Değişik değişik şekillerin hepsini keşfettik. Flame. Bak bunu beğendim. Adı bile güzel. Wastelander. Bu da nedir? Fallout döneminde yaşıyor gibi Wastelander diye isim mi olur? Karizmatiklerden bir tane çıktı. Ice. Geri dönelim şimdi. Buradan yeni koyduğumuz yuvaların yanına gitmek istiyorum. Neredesiniz? Şuradalar. İnsanlar, ne gereksiz bir görüntü kirliliği yaptınız var ya. Sizin için küçücük bir park yapmak lazımmış. Gerçekten küçücük bir park yapmak lazımmış size. Şimdi Hatcher'ın içinden çıkar bakalım. Gel en sona gel, yorma beni. Yorma beni, en sona gel. Şöyle atıp bir an önce. Bu kadar çok tür var mıydı ya? Varmış demek. Şimdi. Şöyle bir gelelim. Bir tane Countryside. Fireberry. Arctic Fall. Spitfire. Ve Wastelander. Bir tek Wastelander'ın işte değişik duruyor olması çok ilginçti. Yok, bir sürü farklı duran varmış. Tamam. Sen buradan çık abi. Hepinizi buradan aldık. Buradan çıkacaksınız siz. Ben bunları nasıl seçtim geçen sefer ya? Vallahi nasıl seçtim bunu? Şimdi niye seçemiyorum? Sen ikinci katı mı atıyorum abi böyle yaparsam tellere? Ne kadar garip. Vallahi ikinci katı atıyorum. Şöyle de bir giriş verdim oraya. Baba, ne durumdasın? Ne durumdasın? Söyle bakayım bana. Öyle değil ama. Ha, kapısı açıldı Hatcher'ın. Hatcher'ın kapısı açıldı abi. Görmek istediğim şey buydu. Şimdi oradan bir şey çıkıyor ama aman aman. Göremiyoruz mikrobik boyutta. Mikrobik boyutta bir Velociraptor çıktı. Visitorlar 347 tane olmuş. Gitgide artıyor ama visitorlar bizim parkı çökertecek yakında. Onlar sayesinde bizim park çökecek. Canım benim. Ha. Sadece burayı seçebiliyorum, değil mi?
Sadece bu kısmı seçiliyor. Evet. Ve bu kısmını yukarı kaldırabiliyor muyum? Vallahi kaldırabiliyorum. Güzel. Şimdi yapacağımız şey parkta biraz dehşet yaratmak olacak. Bakalım Velociraptorlar insanları umursuyor mu? Galiba Building modunda olmam lazım bunu seçebilmek için. Evet. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum ya. Velhasıl ne yapıyorsun? Umursamadın mı bu durumu? Şu anda umursamadı vallahi. Şu anda kafasına göre takılıyor, geziniyor orada. Ben seni bir kontrol altına alsam. Hadi. Naz yapma ama. Building'deyim diye yapamıyorum değil mi? Allah'ım ya Rabbim. Peki insanları dalamıyor muyum şimdi? Gelin buraya. Gelin buraya. Kaçmayın. Yok ya, hiç kimse beni umursamıyor. Hiç kimse benim gibi küçük bir Velociraptor'u umursamıyor. Sizin bacağınızın, dizinizin seviyesine geliyorum. Görüşeceğiz sizinle. Sizinle görüşeceğiz. Ben er geç büyüyeceğim. Er geç büyüyeceğim, o zaman sizinle görüşeceğiz. Allah. Peki bunu insanlar arasına getirip bıraktığımızda kendi ne yapıyor bakalım? Hiç umursamadı vallahi ya. Şu anda kardeşlerim dünyanın ilk uysal velociraptoruna yetiştirmiş bulunmaktayız. Hayvan geri kalanları umursamıyor. Kendi kafasına göre takılıyor ince ince. Hiç kimse umurunda değil. Karno ne yapıyor? Karno delirmiş. Kitlenmiş orada insanlara. Breakdance yapıyor. Orada millete kitlenmiş breakdance yapıyor. Geri kalan karnolar. Onlar da su içiyorlar. Toplu su içme eylemi yapıyorlar. Abi tipler ne kadar güzel ya. Ark'ta keşke kendimiz bu kadar güzel boyayabilsek karnoları. Mükemmel olurdu. Şuradaki breakdanceci inanılmaz ama. Tamam, şimdi benim bu insanları bir şekilde durdurmam lazım. O insanlar öyle gezinmesinler. Çünkü dinozor da saldıramıyor onlara zaten. O yüzden ben şöyle yapayım. Ondan sonra delete diyeyim buna. Gidenler gitsin. Gitmiyorlar mı? Aa vallahi gitmiyorlar. Vallahi gitmiyorlar. Ben bu adamları nasıl def edeceğim ya? Arkadaşım. Parkımdan çıkıp gider misiniz lütfen? Kovamıyorum adamları. Vay arkadaş. Bildiğiniz kovamıyorum adamları şu anda. Bunlar yüzünden oyun kasıyor ya. Siz iki hain ne yaptınız acaba? Bir önceki dinozoru yediniz burada, mutlusunuz değil mi? Girmişsiniz iç içe. Sizi cezalandıracağım ben ya. Sizi yalnız yaşamakla cezalandırıyorum. Seçebilsem cezalandıracağım da. Ben yine seçemiyorum. Seçme yetimi yine kaybettim. Mükemmel parkımdaki seçme yetimi kaybettim.
İşte bu alanı verirken böyle iyi programlayamamışlar, iyi yazamamışlar. Şu havuzlar da bir şeyleri bağlıyor galiba ya. Şu bizim hayvancıklar havuzların yanında kalıp duruyor devamlı. Bu zaten türünün son örneği olarak kalmış orada. O zaman kardeşlerim burada yapacak bir şey yok. Yapılması gereken şey şu. Nerede bizim bina? Gel abi. Şöyle gelelim. Hepsini birden tutalım. Havaya kaldıralım. Bunları tutalım. Şöyle yapalım. Bütün her şeyi mi seçti? Vallahi bütün her şeyi seçti. Yok canım. Tövbe de. 420 obje seçtim diyor. Dur gözünü sevdiğim yapma öyle. Şunları seç ya. Yandan 7 obje diyor yine. Yine fazla da neyse. Şöyle bir kaldıralım işte havaya. Aa şunları falan silebiliyormuşum zaten. Sil gitsin abi. Hayvanları niye böyle zora koşuyoruz ya? Şunları sil gitsin. Hepsini sil. Bütün hayvanlara özgürlük. Demek siz beni öyle terörize edersiniz ha? Demek siz benim parkımda... Aa yolları göğe kaldırmışım. Yollar da göğe kalkmış. İnsanlar gidince ortam bir rahatladı gerçi. Vallahi bir ferahlık geldi. Evet, şimdi neler oluyor bakalım. Oo bu karno, yo bu T-Rex dalmış zaten. Önüne geleni yiyor oradaki. T-Rex önüne geleni yiyor. İnsanlar biraz önce yol olan yerlerde yol olmadığı halde hala amele gibi koşturuyorlar. Depar atıyorlar. Böyle daha güzel oldu. Özgür kaldı hayvanlar. Seni ben yok etmeyi unuttum mu? Pardon. Şurada küçük yol parçasına mı sığınacaksınız hepiniz? Hadi bakayım. Ama bu dinozorların anladığım kadarıyla derdi birbiriyleymiş. İnsanlarla değilmiş. Gerçi bu hevesli hevesli koşuyor insanlara doğru. Yok, umursamadı onları. İnsanları pas geçti. Karno başka bir şeylere saldırdı mı? T-Rex. Karno, T-Rex. Hepsi birbirine girdi. Yok, hiçbir şey yapmıyor. Gidip ağaca takılmış orada. Ağaca takılmış duruyor abi. Bizim buradaki T-Rex ne yapıyor? Uyuyor. Nefes aldığını görebiliyorum çünkü. Bunların abi dünya umrunda değil ya. Burada resmen toplu su içme eylemi yapıyorlar. Bildiğiniz toplu su içme eylemi yapıyorlar ya. İçin abi bakalım. Sabaha kadar su için. Hiç gidip de bunlardan intikam almayın yani. Vay bunlar bizim kardeşimizi daha önce öldürmüştü falan diye. İlla bu intikamı bireysel mi alayım ben? İlla bireysel olarak geleyim şöyle değil mi? Bak ya. Bireysel olarak geleyim deyince hemen döndü bana pislik. Dönüp kaçarım. Aa geliyor peşimden. Terbiyesize bak. Çocuklar bir aklını alırsınız diye düşünüyorum onun. Bir zahmet. Ne oldu? Gelemedin mi? Resmen korktu bizden kalabalığız diye. Sen var ya oğlum. Adam değilsin. Üç kuruş cesaretin olsa gelirdin.
Gelsene. Gel gel, seni kardeşlerimin yanına götüreceğim. Saldır ona. İşte bu. İşte bu. Dur be. Kendi kardeşini de yedi. Neyse. Bu da şey oldu. Collateral damage. Yan hasar. İstemeden yaptık bunu ama olsun. Bu kadar işte. Hain karno şey hain dinozorları, hain karno dedim. Karnoyu bir de hain yaptık her şeyin üstüne. Ne oldu? Sonunda masaların orada. Siz de eylem yapmaya başladınız, değil mi? Ah kardeşlerim, oyun gerçekten çok beta. Oyunun da çok gelişmesi lazım. Gerçekten bayağı gelişmesi lazım oyunun. Ne oldu? Bunu yiyemedin. Niye yiyemedin? Bu yenmiyor. Çünkü su içene yılan bile dokunmaz. Değil karno, yılan bile. O zaman bir karno olarak asıl hedefim büyük bir T-Rex'i dövmek. Gidip bir de T-Rex'i ısırayım. Aha. T-Rex'i ısırdım. T-Rex benden kaçıyor mu? T-Rex benden korktu. Döndü arkasını, kaçıyor valla. Gerçekten kaçıyor mu? Aa, aradan bile sı aha sığamadı. İşte yüzyılın hatası oldu bu da. Bu da yüzyılın hatası oldu T-Rex. Sığamayacağın o araya girdin. Ben de seni orada kıstırıp ısırdım. Hemen gidip bir de şu yarmacanı ısırayım. Sol bacağından ısırayım onu. Evet, tellerin üstünden garanti böyle çıkıyorlar. İstemeden birbirlerinin üstüne basarak bile yükselebildiklerine göre. Çocuğum, iki parça but istiyorum, fazla değil. Ne umursamaz bu ya? Vuruyoruz da vuruyoruz, umurunda değil. Ha, en sonunda devirebildik ya. Allah, o da üstümüze devrildi. Karnomuz çayırlarda özgürce dolaşırken videomuzu burada sonlandıralım. Evet, parka insan çağırmak çok iyi bir fikir değildi. İnsan çağırınca bilgisayar sapıttı. Resmen o insanları hesaplayamaz hale geldi artık. Aynı bu şeye benzedi. Epic Beast Simulator vardı ya, orada da çok fazla şey koyunca hani bilgisayarlar çatlıyordu, onun gibi oldu. Neyse. Bu da bize bir ders oldu. Ama bu Karno'dan niye herkes korkuyor, ben bunu anlamadım. Bu Karno önüne geleni ısırıyor. Kimse de buna bir şey yapmıyor diyecektim tam. Sen yapacak mı yoksa? Vallahi yapıyor galiba. Son bir T-Rex'in daha peşinde koşarken bizi kimse dişleyemiyor. Ölümsüz karno ile burada maceralarımızı yaşıyoruz kardeşlerim, gördüğünüz gibi. Sizlerin huzurundan ayrılıyorum. Umarım video beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz acaba bu T-Rex bizi halledebilecek mi? Yo, hiçbir şey yapamıyor. Aa, yaptı. Sonunda bizi yere sermeyi başardılar. Umarım video beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.